bu turnun bütün şeylerini yaptım Mösyö. Sizin traderınıza kadar geldim. Tam şeyi hesaplamaya çalışıyorum. Tile satın alma bakımından bir kalçır... Doğru muymuş? Kaç gold bilmiyorum. Hesaplamaya çalışıyorum. 0.3 kalçırla 30 turn diyor. Yani bir kalçırla 10 turn'de 85'lik bir yeri alıyor. Tile satın alırsa yani 6 gold bir şey 12. 6 gold bir kalçır mı 12 gold mu? 12 gold da bu kaç turn'de satın alınıyor? 85'i 12'ye bölünce. 12 gold da 6 turda neredeyse yaklaşık 6-7 tur. 6 turda. Gerçi öbürü de 6 gold veriyor. Hiç vermiyor değil tabii yani. Tabii canım arada 12 gold olsa zaten gold, ben hesaba girmem. 6 gold kaybediyorsun. Ama bunun karşılığında bir yandan sen satın alıyorsun bir yandan şehir yapıyor. Aslında şöyle. Bu benim dediğim yani hem kalçır hem gold daha hızlı olur ama şöyle daha hızlı. Hangi kareyi alacağını seçemediğin için salak salak kareler alır. Uzun vadede o daha iyi bir fikir ama burada biz salak salak kareler almak istemediğimiz için 12 gold daha makul. Bence hala Lee's daha makul. Ama bir kere şu denemeyi yapacağız önce. Tamam. Lee's'e Miz'e amenitiye falan gerek yok abi. Artı 4 amenitim var diyor benim bu şehir. O ilk kurduğun round paniğe kapılmayacaksınız. Bakınız koloni kurma 101. Koloniyi kurduğunda bir turn bir geçir bakalım. Oluyorum. Bir turn bir geçir bakalım ben yani. Ben onu söylemiştim hocam geçen turda. Tamam. Dinlemediniz beni. Doğru. Doğru. Şimdi de dolayısıyla Leeds hala 2 food için iyi ama çok değmez. Onun yerine tayallarını satın alıp balıklardan yani nüfusunu arttırmamız lazım. Şu anda Mösyö'cüğüm evet, yani... Mogadishu mu diyorsunuz siz? Ben Mogadishu'da okeyim ya. 12 tur hem de yarı sürede yani. Hayır, buradaki amacımız paraysa. Boz kurma şeyi. Başka bir yerden başka yerlere de daha yüksek paralar arayabiliriz. Bu şehre bir şey sağlıyor değil çünkü bu. Peki Mogadishu'ya gitsin. Abi bize imparatorluğa sağlıyor öyle düşünün. İşte daha çok daha çok verdiği bir yer bulabiliriz. Londra'dan başlasak daha büyük bir gelir buluruz büyük ihtimalle yani. Falkland'da trading post kurmasını sağlayacağı için bir yandan da iyi bir fikir. Falkland'da bir trading post kurulsun. 12 gold o zaman Mösyö'cüğüm. Kaç turn dedin? 6 turn mu dedin? 85'in olması. 6 turn'de bir 7 galiba efendim. 6 ya da 7 turn'de bir Falkland'da yer satın alacağız. Begin route. Evet. Sen orada bekleyeceksin. Şu anda ben onu alamıyordum. Bir dahaki turn alacağım galiba. Bir tane onu alabiliyorsun abi orayı. Peşin al abi. Ha alabiliyor muyum? Alabiliyor muyum? Tamam. Bunu bir alalım tabii canım. Şehrin nüfusu daha bir. Sen burayı bir yap. İkinci nüfusa 5 turn sonra çıkıyorsun. Güzel. 5 turn sonra 85'e yer alamayacağım ama. Burayı alacağız. O daha çok para edecek. 5 turn değilse de neyse işte yani. Takip ediniz Mösyö'cüğüm Falkland'ı. Nüfusu yükseldiğinde şu balığını alalım Falkland'ın. Tamam. Tamamdır. 44'e çıktı abi bizim gelirimiz. İnanılır gibi değil yani. Niye ya? Bu oyunun teması şey değil miydi? Demin onu düşünüyordum. Bu oyunun bence bir hedef koyalım. 1000 gold per turn diye bir hedef koyuyorum ben. Oh. Bence yani. Hani 500'ün üstü kesin de 1000 gold per turn hedefi koyuyorum. Bakalım tutturabilecek miyiz? Ben de 2 diplomatic victory points per... O daha güzel. O daha güzel ama şöyle bir 800 gold per turn'ü falan bir görsün şu ya. Ben çünkü saçma oldu bu. Commercial hub'larla harbor'ların bonuslarını çarparım. Ondan sonra da her şeye fazladan trade route verir. Trade route'ları çarparım falan demeye başlayınca aptalca sayılar gelecek. Yani o parayla da dediğiniz gibi. Erken ulaşmak lazım o zaman. Öncelikle şu harbor'ları falan yapalım o zaman. Tabii şu anda o zaten. Çünkü... Harbor trade. Sonra da o parayla gidip diplomatic favor satın alacağız zaten. Yani harbor o gücüne yok. Önceden Royal ulaşmak Navy her zaman... Var. Maya'daki observatory hikayesini hatırlatırım Özgür. Bayağı başlarda yapmak lazım o işi. Ki abi işte biz bunu şu anda sadece settler yapmak ihtiyacımız var hala. Çünkü şey olmasa bile başka kıtaya kurdum. Harbor'um ekstra trade route verdi tamam ama ekstra vermese bile oradan da trader gelecek. Ve bizim imparatorluğumuzun özeti trader. Ben öyle anlıyorum. Trader olacak ne olacaksa bu imparatorluktan. Bu şehir abi, efendim sandviç. Tamam burayı bir göreyim dedim. Artık buraya gidiyorum. Sandviç adaları ortaya çıktı Mösyö'cüğüm. Orası sandviç sizin... adaları dediğiniz yer.
de 12 tane yengeç mi görüyorum ben? Yanlış mı sayıyorum yani? 12'yi bilmiyorum da 1, 2, 3 bunu bilmiyorum alabilir mi? Şu şuraya kurduğumuzu düşünüyorum. Atıyorum şu anda. Bir üste kurmak lazım. Veya abi. Bu üste. 1, 2, 3. Buraya kurdum. 1, 2, 3. Alıyor alıyor. 1, 2, 3. Şuraya. Bir, alıyor abi. 1, 2, 3. Bunu, ha, bunu, bunu şey aldı. Yaptı. Şunu aldı. 1, 2, 3. Şurayı kaçırdı. Şunu, bak şunu kaçırdı. 8. Şunu kaçırdı. Bunu kaçırdı. Ah. 3, 6, ah. 8, 8 doğru mu Mösyö? 1, 2, 3, yok, 8. Yok değil efendim. 7. 8 Mösyö. 1, 2, 3. Şu ikisini aldı. Bu ikisini tamam. de aldı. 4. Oo, orada 4. bir tane daha varmış. Ben onu görmedim. 7, 1, 2. Ha yok ama 7. 8. nerede? 7. Neyse 7 yani 7 bir yerden sonra yedi. Anlamı yok zaten. Şehrin yeri belli. Settler'ı yolda. Bir trader da buraya mı satın alacaksınız? Bu arada Liang her yere yetişemez yani, onu da unutmayın. Abi bizim şey boşta değil mi şu anda, ben anlamadım. Kim? Atanmamış duruyor, atanmamış valimiz var bizim elimizde. Var Reyna. Var, var. Ha, atayalım. Daha şehir yok ya abi, nereye atacağım? Tamam şey, hayır dedin ya Liang hepsine yetmez ama diye. Ama Liang'ın, yerde Reyna var. Doğru, Liang'ın fişiri özelliği başka bir şey. Liang'ın bitireceği yer de burası. Bilmiyorum ki bu kadar food varken evet, demir madeni var. Olmalı. Yok hayır. Demir madeni burada production fişeriyi yapıp gidebiliyor. Bak fişeriyi yapıp gidebiliyor. Evet, aldığı yerde oradayken production bak, veriyor. Özelliği okuyunuz. Öyle diyor. Evet, fishing orada... boatlar evet. Ama burada production var. Orada yok. Burada production yok Falkland'da. Burada production var. Yani hiçbir şey yapma, sadece lumber mill, oğlum, mine tepe... yap. Evet, 3 tepe bir tabii, iron tabii. mine. Buranın production'ı var. Liang'ın buraya bir de gelip var yani. At da var. Liang'ın buraya gelip fişirleri yapıp gitmesi lazım. Fişirler yine yapar ama production'ını almaz Liang yoksa, olsun. Ya burası burada çok güzel bir şehir. Bir tane endişem var. Şuraya harbor yapabiliyor muyuz? Nereye? Buraya. Evet. Ya bir yere yaparız Mösyö. Yani şehre sadece atın oraya yapabiliyorsun sanki, veyahut da şey yapıyorsun komşu, galiba ya. Komşu olması o ha. Yapıyorsun sanki. Kayalıklardan dolayı diyor ya. Evet tamam anladım da şehre komşu olması iyi olur tabii. Ama sanıyorum yapamıyoruz. Bilmiyorum. Bakarız. Ya buraya yapamıyoruz o kesin. Atın oraya sadece yapabiliyorsun. Şurada işte da olabilir. Atın yan karesi bak. Sağ üst köşe var ya Özgür. Bak, şurama. Şehri yapacağın yer. Atla şehrin bitiştiği kare. Ha, oraya yapıyor olabilirsin yani. Belki. Ha, belki. O zaman da şehre komşu yani sayılır. Yani olmadı. Komşu sayılır da yapamıyorsak da gidip buraya yaparız. Oraya da yap. Ulan buraya nasıl çıktım ben? Buraya nasıl çıkılıyor? Atın oradan. Evet. O zaman harbor'da. Harbor'da orada bir yerde olacak herhalde. Çevresindeki karelerden birine. Bu nasıl bir doğal olmayan bir doğa biçimi yani? Abi sen yani? Burada bir iyileşemiyorum. Friendly değil. Friendly değil. Gale ile böyle bir sıkıntı var. Ben friendly bir teritoriye gidene kadar gideceğime ölürüm. Bentley ol abi. Yani bu öyle değil ki o. Friend olur mu? Bu herif kim bu? Şey mi? Bu herif mi bu? Scottish yok. Bu herif değil. Ben herifle arkadaş değil olmam. Değil abi. Bu kızı derili. Friend olmak isterim. Yanlış yere mi yaptım? Tamam, Gılgamış'la da arkadaş olduk, o da olsun. Arkadaşlar lag var. Söylediğiniz şeyi anlamıyorum. Bu mudur? Şimdi ben daha yavaş oynamam lazım. Bu mudur? Tamam. E canım, diplomatik victory istemiyor musunuz? Herkesle friend olmak istemiyor muyuz zaten biz? Olmuyor bu arada. Bokumu ye. Yıkalım bunu. Gelip savaş açalım buna. Mantıklı. Madem ben buradan gidiyorum, ne yapayım? Sen Cengiz'le de friend olabiliyorsun galiba bu arada. Cengiz zaten tek mutlu olan. Cengiz'le de friend olalım. Herkesle dost olmak istiyorum ben. Eagles soar above doves and rabbits. Kartallar yüksek uçar falan dedi oğlum bu herif. Kartallar yüksek yani, uçar gördüm. Ha. Olur diyor. Herkes de korksun bizden falan. Kartallar yüksek uçar deyince Cengiz ne bileyim bir şey oldum. Ben oraya girmiyorum yine de. Bakalım. Aşağı in aşağı. Şurası diyorsun. Değil mi Mösyö, öyle mi dedin? Bunun için demedim efendim. Bunun için o zaman demedim. Burayı gezelim. Yukarısı için demiştim. Burası bir adaymış. Oo.
Boş boş topraklar. Buralar güzel. Hepsi aynı kıta mı bunların? Evet, evet. Hepsi Güney Amerika değil mi bu? Tamamen Güney Amerika burası. Bir çık bakayım. Ya. İrlanda. Oo. Ha bu pardon. Bu barbar değil. Kabul. Barbardı zamanında. Artık sivil şey otorite. Güzel yani. Allah'tan plantation'lar değil de şeyler, fishing boat'lar seçilmiş. Lan 9 tane fishing boat kuran şehir bulduk. Yani seni çok seviyorum. 2 tane muz için. Muz önemliydi ya. Yolla delegation, güzel, beğendim. Herkesle arkadaş olup trade'le oyun kazanacağız. Derken oyun kazanma yerimiz geldi. Bravo. Ne diyor şimdi? Select an outcome. Producing or purchasing infantry military units using the chosen currency type is %100. Şimdi burada ipuçları var efendim. Alttaki şu, mesela birilerinin favorındaymış. Cengiz ve Philip diyor ki belli bir şey seçelim. Gold, production neyse onlar %50 azaltsınlar. Yani military hangi type'ı seçtiklerini bilmiyoruz ama production bir şekilde unit'i azaltmak istiyor Cengiz ve Philip. Onu anlamadım. Burada da bir ipucu yok. Abi şimdi mesela military unit diyor değil mi? Bizi çok bağlamaz şu anda. İşime gelir benim de military unit yapılmasını, evet, yavaşlatmak. O yüzden aynen öyle. Ama onu ben production diyeceğim. Fate yani, diyebilirsin abi. Fate'le hiç alakamız yok ya. Fate'le military unit almayın. Bilmiyorum ki, gold diyelim ya. Military unit'e gold alacağımızı hiç sanmıyorum. Ha, mecbur kalır mıyız dedim de ben. Kalırsak da... Hayır, bu ucuzlatıyor arkadaşlar. %50 off the cost. Bu ucuzlatıyor. Evet. Unit almayı ucuzlatma burası. Ama o zaman ben onu istemiyorum. Unit almak pahalı. O zaman da bunlara karşı oy vermenin alemi yok. Bilmiyorum, ne diyorsunuz? Military unit çok ben fazla yapmak derdi değiliz. He, naval unit, military unit sayılmıyor değil mi? Sayılıyor mu? Sayılır. Abi A'yı seçmeniz lazım sizin ya. Eğer pahalılaştırmak istiyorsanız. Hayır abi şöyle. Sen şu anda buradaki oylamaları doğru bilip kazanırsan, tamam, verdiğin oyla kazanmasını sağlarsan victory point kazanıyorsun. Yani millet buna şey gösterdiği için bunu kazanma ihtimalin daha yüksek. Yani istedikleri şeyi yaparak daha çok victory point kazanıyoruz diyorsun. Evet. Yani hem çıkan sonuç senin istediğin sonuç olmalı aslında. Evet. Tamam. O zaman herkesin istediğini yapacaksın. Peki. O zaman abi ucuza yapmaca meselesinde production'ı ucuza yapsın. Parayla satın almıyoruz diyelim. Bence production olsun, evet, bence de. Tamam, aşağıda da diyor ki %100 more grievance and the other players generate %100 more grievance towards this player. Birileri bir bok yersen çok kötü olur. Belli bir player seçip bok yerse çok kötü olur. Ya da bok yese de bir şey olmaz. Production %50 ucuzlattım bu arada. Biz de üretim yapabiliriz military unit. Evet ama yapmayacağız. Öyle düşünmek gerekiyor. Yapmayacağız yani. O yüzden gold'a çevirelim onu diyorum. Ama Ural şeyi bulmaya çalışıyor. Heriflerin seçtiği şeyi bulmaya çalışıyor. Evet. Burada da grievance yaratsın tabii ya. Kimse kimseye grievance. Bence alttaki olabilir. Kendimizi seçeceksek alttakini seçip kendimiz diyebiliriz. Bence İnsanlar de. Bize karşı grievi olmasınlar Bence demek. Bence de. Onu seçelim. Evet. Çünkü el alemi bir de bütün ülke... puanı İkiye bölmek gerektiğini düşünüyorum ben. Adamların yani ülkesinin dibine gidip şehirler falan kuruyoruz. Aşağıya 6 oy. Onlardan evet. Grievance yaratmayalım. Bu doğru. Ben onun bunun ülkesine gidip şehir kurdum diye bana kızmayın. Bu çok güzel. Dur, çok oldu bu. Bunu bir oy azalt. Ben buraya çok abanmamız gerektiğini yine bir düşünmüyorum. Sen niye buraya sen o kadar yine de oraya ver. Abi senin dediğin için olmuş olsun. Sen daha çok oy verirsen puanı sen kazanıyorsun. Peki. Bunu ben dedim o yüzden. Şeyimiz azalıyor mu? O 168 puanımız gidiyor değil mi? Onu harcıyoruz. O bir resource. Evet. Onu harcıyoruz. Ha. Ama benim dediğim olduğu için diplomatik victory point kazanacağım diyor o. Evet. Aynen öyle olacak. Orası daha çok İkisi de geçerse, yani. İkisi de pes ederse 2 puan alacağız abi şu anda. Evet. Bu da güzel bu arada. Milletin isteği aslında tam tersi. Benim dediğim olacak değil. Sizin ne dediğiniz ama yani sizin istediğinizi yaptırtıyorum deyip evet, makul. Diplomasi yapıyoruz size. Next.
Victoria az grievance yaratsın, production'la military unit yapmak ucuz olsun. Buyurun. Victoria az kızdırsın. Tamam. İkisi de pest, ikisini de bildik. Bizim istediğimiz ama, oldu. Bu mesela berabere bitti galiba. Nereden çıktı o? 6-6 ha. Aa evet. Her türlü bizim dediğimiz oldu. Şu anda bizim 2 evet. Victory puan kazanmış olmamız gerekiyor abi bu oyunda. Make History, Royal Navy Dockyard yaparak İlk Make History. Yaptık. İlk Royal Navy Dockyard yaptık. Puan ne geldi göremedim şimdi, ben. Şurada şeye gelirseniz efendim. Yukarıda bakın böyle efendim. Çelenkli bir dünya var ya. 2 puan geldi. Daha önceden gelmiş miydi bilmiyorum. Bir sonraki oyuncuya bakınız. Hayır gelmemişti daha önce. İlk defa mesela bir önceki. Bir puan bir Robert var. Dubrus büyük var. Büyük ihtimalle o da ona oy verdi çünkü. Herkesin bir var. Bizim iki var abi şu anda. Evet. Aha. Biz çünkü bana kızmayını da şey yaptık. Becerdik. Evet. Demek ki doğru oyu seçmeyi becermek de bu arada şey sağlıyormuş. Evet. Evet. Tamam. Evet. 2 puan aldık. Kaç puanla bitecek evet. Bu? 20. 20. Tamam. Bunu 10 kere daha yaparsak kazanıyoruz. Allah büyük. Hadi bakalım. Ama 10 kere daha yapmak için dediğiniz gibi trade route'ları yapıp parayla diplomatik favor'ları satın alıp benim dediğim olacak diye basacağız. Belli tarzımız evet. Yani. Unique District'ten era skorumuz geldi. Diplomatic Victory Point burada yazıyormuş 2 geldi diye. Gılgamış Kızılderililere savaş açtı. Bizi bağlamaz. Ben abi Royal Navy Dockyard'ını yapmış birisi olarak. Lighthouse abi. Bence. Lighthouse'umu tabii hemen yapıyorum. Ki bir tane daha trade route gelsin. Ve karşı grivisi olmamasını neyi sağlayacak bize şu an? Onun adamların farkında mıyız? Kıtalarına gidip burunlarının dibine şehir kuruyoruz ya onlara kızmamalarını sağlayacağını düşünüyorum. Sağlayacak değil mi? Ha. Yani onu istiyorum zaman. Çünkü adam bize kızıyor burnumun dibine geldin diye. Kızma abi yarısı kadar kız filan diyoruz yani. Öbür setleri... oynamadan daha doğru öyle söyleyeyim yani. Öbür oynamadan daha önemliydi bunu kazanmak. Tabii canım. Tabii. Ama ben burada denize çıkamıyorum gerçeği devam ediyor. Settler bekle abi. Bu temizlikten sonra çıkacağız denize. Bu ne? Oo. Çabuk buraya gel adam lazım buraya. Ne kadar çok at var orada Cengiz. Cengiz'in atları. Falkland bekliyor. Nüfusu büyüyünce bakacağız dedik. Mösyö'cüğüm Falkland durumu bu. Bir nüfus bir şey değişmedi geçtim. Bakmak istediğinizde söyleyin bana. Şu şehre bakayım diye. Ben dinlenemiyorum abi madem. Şuradan, oradan kaçabiliyorsun. Kaçtım. Vallahi fırsatı yakalayıp kaçtım. Şuraya bir gir. Oo. Allah bu Allah. Bu da küçük bir adam. Oo. Allah Allah. Güzel. Allah Allah. İlginç. Alınıyor bence. Oy. Gerçekten sandviç adaları yok işte. San Bernard adaları. Sandviç adaları çok güzel. Delegation of Gilgamesh brings you gifts. Peki, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Aman efendim güzel size. Güzel kardeşlerim. Size fish and chips verelim. Buyurun. Bir daha oylama. Aid request. Kızılderili'ye felaket olmuş. Philip'te de felaket olmuş. Buralara aid request. Ama elimizde tamam, para şimdi yok. Şimdi şöyle abi. Bunu okursak bakınız. Bakıyorum bir dakika. Şimdi kaç şöyle. Para verebiliyorum? 3 para verebiliyorum. Tamam. Önemli değil bu. Zaten buna verelim. Diyor ki ben bu adam para şey kaybettiği için para yollarsam ve oyun bittiğinde en çok parayı sen yollamış olursan sen de aid project'te var bu arada. İki diplomatik victory puanı veriyorum. Yardım paketi de o da production'da yapılıyor. Yardım paketi. Evet. Yani o yüzden aslında yani ikisine de birden bence yardım de, edebiliriz. Bence de. Adamla savaş haline girme diyor. Mesela birinci olursak 4 puan gelir. İkisine de yardım en çok... birden olduğunu ilk defa görüyorum hayatımda bu arada eğer bunun. Bunu zaten ben hayatta 2 kere falan gördüm. Abi evet herkese yardım etmeye çalışalım ama nasıl yardım edeceğiz bilmiyorum. Az şehirle Sand Aid Project nasıl yapacağız? Mesela... Para vereceğiz abi. Benim şu buraya harcadığım currency nedir? Şudur. Diplomatic Favor puanı. Ama nasıl oluyor? 30 mu var şu anda elimde benim? Birer oy hakkın var abi senin. Bir tane oy hakkın var. Ha bir de 10 harcayarak üstüne bir tane daha verebiliyorum. Diplomatic favor hazırlayıp bir oy daha evet. Verebiliyorsun. Ne diyorsunuz? İkisine de tamam diyorum. Ayrıca puan vereyim evet. Mi birine? Yani şey Pound Maker'a büyük ihtimalle şöyle olacak. Gılgamış diyecek ki. Hayır diyecek. Şikayetler abi niye Pound Maker'a yardım hayır ediyorsun diyecek, diyeceği evet. için. O yüzden buraya tıklamak daha iyi yani. Aslında Pound Maker'ı
Sınıra tıklayıp onu sağlamaya çalışmak daha iyi bir yandan. Tıkladım. Herkese yardım etmeye bir saz... E tamam, harcama mesela puan abi. Okey de geç ya da hani o da bir fikir. Ne oluyor, ben burayı anlamıyorum. Buraya 10 harcamıyorum. Aa. Buraya niye harcıyorum? Tıkla ömrünün de artısına. Heh. Şu anda ikisi de tamam. Birer oy verdin. Artı bir oy daha vermek istiyorsan elindeki 10 tamam. favor'ını harcayacaksın. Harcamıyorum. Ben harcamıyorum. Ne diyorsunuz? İkisine de tamam dedim. Yardım gönderelim. Okay. Next. İkisine de bence yardım gönderilsin. Gönderildi. İkisi de geçti. Şimdi bir kişi, bir yarış. Galiba bir kişi Filipe yollamıyor. Bir kişi Filipe yollamayalım dedi. Okey, önemli değil. Görmüyoruz onu. Abi biz yarış başladı. Adamlara... Diplomatik Victory Point için yarışıyoruz. Evet. 100 diplomatik favor yapabiliyoruz. Ha yok, alıyormuşuz. İkinci, hayır. İkinci olursan, sıralamada tamam, ikinci evet. olursan biz birinci olmak istiyoruz. İkinci olsak da iyi ama birinci olmak istiyoruz. Bu da para yollayarak, Sendate Project yaparak ve adamla savaşa mavaşa girmeyerek oluyor. Pekala. O zaman o halde ne kadar para? Bu direkt nereden yollanıyor buna para? Buradan kim o? Mesela Kızılderili sana para var mı burada para yolla? Yok. Gift diye para vererek oluyor herhalde. Şöyle oluyor yani. Herhalde. Give gift, evet. O kadar değil ama. Hay vermedim de o öyle yapılıyor. Ha. Buradan yok yapmıyorum abi, merak etme. Buradan da projeler var. 13 tur sürüyor bununki. Projeler var. Bunları yapabiliriz. Londra'nınki daha hızlıdır herhalde. Herhalde. Londra Lighthouse'unu bitirdikten sonra bir de Trader yapacak tabii. Bir gift'in count ettiğine emin miyiz ya? Bu şey için. İşte öyle diyordu abi. Diyor abi. Az önce birinci sırada. Send gold diyor. Galiba yolladığın her gold için bir puan alıyorsun bu arada. Emin değilim ama galiba yani. Bence Send Aid Project hiç fena değil. Bence de değil. Hele bir Lighthouse artı Trader'ını yapsın. Ondan sonra Aid Project olabilir. Housing isteyen kim o? Edinburgh. Kaç gün sürüyor bu yarışma? 30. 29 ha. kaldı. Bak aşağıda çıktı şu anda. Solda çıktı yani. Edinburgh setlerini bitir. O setlerin denize çıkması gerekmediği için bari burayı kurarım. Karadan giderim. Üstüne. Kendi o adamdan eight... dışarı çıkamıyorum lan. Abi bir 8 request'in üstüne gelir misin? Rica etsem. Nereye? Mesela sol tarafa işte. Civic'lerin falan altında bak. Tamam mesela bir deneyelim yani. Bir 10 gold hediye et bakalım Filipe mesela. Ama puanımız nerede? Burada yazacak diyorsun. Altta yazacak mı diye bakalım diyorum. Tamam. Filipe mi hediye edelim? Edelim. Sayın Filip. Sana 100 gold dedim Özgür. 100 değil. Yani bir 10 gold. Give gift. Give gift de. Filip bu mu? Ha, herhalde boğadır. Filip altta boğa olan. Evet. Olmadı. Bir dahaki tur bakalım. Bir dahaki tur hatırlat bakalım, ona görelim. 29 turn remaining. Yeni envoy geldi. Bu da 2 sayılacak. 0 olan bir yere gönder gitsin. Bir dakika. Şimdi şey hesabı yapmaya çalışıyorum da. Söyle de bir yandan. Mesela Hunza'ya Suzerian olabilir miyiz? Cengiz'deymiş. Genova'ya yaparsak Suzerian oluyoruz. Bonus puan alıyoruz. O daha mı karlı, herife 2 verip hani altyapı yatırımlarını tamamlayalım, öyle yapalım mı daha mantıklı? Altyapı yatırımı daha mantıklı abi. Çünkü evet. 3'e 1 kalıyor yani. 1 koydum 2 saydım. Bak, daha bu iyi şu anda. Şey diyor ki Genova, savaşta değilsen %15 fazla science diyor. Evet. Bu da güzel, suzerain olmak. Suzerain bonus herifim bu. Yani suzerain olmak hep iyi abi. Artı bir victory puanı veriyor. Bak demin gördük işte. İyi olalım. Cenevre'ye niye yani suzerain olmuyoruz? Ay, ama çünkü şu anda kartımız varken hazır. Ha, tamam. Yani. Tamam. O zaman Taruga'ya verdim. Kabul'da da bence galiba Kabul abi. Neden? Çünkü Kabul'un suzerianı yok. Bir. İkincisi de İrlanda zaten Kabil yani. Ha o önemli bak. İkinci dediğin önemli. Kabil'le aramızı iyi tutalım, evet. Ben gittim. Yani aslında orası Belfast. Evet Belfast. Kabil diyor daha ama doğrusu, Belfast. Daha doğrusu Dublin. Orası bizim kuracağımız şehir Belfast.
Öyle mi? E tabi İngiltere'ye bağlı olan şehir Belfast. Historik bakamıyorum konuya. Burası Belfast, burası Dublin yani. Anladım. Competition'lar başladı. Barbarlar diyor. Nerede? Biliyoruz. Ha, geldiler. Ok atın. Çabuk geri dön. Denize iyi ok atar. Okçuz değil misiniz abi siz? Neydi bu? Gemi bükücü değil miydi bu herifin adı? Evet de gemi bükücüyü yollamış güneye. Gemi bükücü ne burada. Ne yapsın garibim? Gel gel gemi bükücü gel. Burada ok atacağız gel. Bu arada ortalık açıldı. Gidip kaçayım mı acaba? Ben setleri fırlayayım mı aradan? Fırla abi oradaysan eğer... Yanında bir de galey de var. Yani galeyle götürdüm evet, en kötü ihtimalle. Şu anda ikinci balığı satın alalım mı? Bir dakika sakin olun. Teker. Falkland'ı unutma. Ferhat abi ne dedin? Dilsteysen eğer çık abi. Remember the Falkland. Ben şimdi galeyin üstüne çıkıp tin 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 bu setleri dünyanın öbür ucum. Nereye gidiyorum? Buraya mı gidiyorum? Tin 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 oraya zor gidersin abi. İrlanda'yı Liverpool'u kuracaktın ya. Liverpool'du. Liverpool'un setleri yukarıdan geliyor. O kendi gidecek. Ben şu anda deniz. Bence İrlanda'yı da bırak abi. Uzaklara gidin arkadaşlar. Şu koloni... Yolladık mı biz? Bu geliyor. Sandviç adalarına çıktı ama çıktı. Güneydeki şu evet, güneye... Bunları kurmazsak bunu yiyeceğiz çünkü. Bunları kurmamız gerekiyor abi. Yani, evet. Gidiyorum. Allah büyüktür. Zor ama... Zor bir yolculuk ama burada benim bir gemim daha var. Bu niye var? Geliyor. O eşlik ederse olabilir tabii. Gideriz. Abi ne olur ne olmaz. Galey sen buna eşlik et. Ama diğerine ver. Bu galey de tamir olsun. Buraya bir de asker götürmemiz lazım yanımızda. Ama asker masker kalmadı. Askerimiz yok abi. Bu kim? Bu kim acaba? Hadi abi sen... bu şeyi ha şuraya gidiyor. Keşfeden adam idi. Ha. Buraya gidecek. Sandviç adalarının değil mi? Sandviç adalarının ama worker'a ihtiyacı yok sandviç adalarının. Askere ihtiyacı var sadece. Kimsenin yok ki worker'a ihtiyacı. Askere ihtiyaç var yani. Peki hadi gitsin ne diyeyim? Bir tane daha asker lazım bize. Abi gitsin orada çok balık var ya bir de. Tamam lazım ama olur bana yani. Asker lazım askerim yok. Şu anda ben güneye burada bu Swordsman güneye gidiyor o zaman. Abi 3 tane balığı yapsın da hani diğerleri sen de güneye yapılır. Gidiyorsun abi. Kurulacak olan şehirlere bir dahaki settler turundan önce asker yapabilir miyiz? Oğlum bir tane asker yok ülkede. Başı kabak. %50 ucuza yapıyoruz üstelik bir de. Oyladık. Oyladık neyi? Ve kazandı onu evet şu an. Evet yani götü kabak, ucuza. Götü kabak yalın ayak saçma sapan gidiyoruz şu anda yani askersiz maskersiz. Bunu mu alıyorum? Nüfusunuz büyümemiş Mösyö'cüm. O yüzden almıyorum. Abi büyüyor işte. Bence şeyi alınız. Geyiği alınız. Geyiği kendi alıyor efendim. Ha 28 tur. 28 tur sonra abi. Geyiği mi satın alıyorum? Ya yani istiyorsan ya geyik ya da 125 verin. Balık alın yani. Siz söyleyin Mösyö'cüm. Sizin şehriniz. Abi yani evet. Bence balık alalım o zaman. Tamam. Şu balığı aldım. Liang buraya fişiri yapacaksın. İnanılmaz bir fişiri olacak o. Yo ama hepsinden almıyor. Yanımda nasıl çalışıyor fişiri? Her biri için diyorsa orada çıkan balığın başı sonu Lianga. Belli olmaz. Liang'a bakınız. Liang tam balığı. Burada hepsi yazıyor. Akal kalışı varsa. Food if adjacent to us yok yok. Her birinden food alıyor. Hayır öyle değil. Hayır artı bir food veriyor. Yarım housing veriyor. Ayrıca yanımda balık varsa bir food bir ulaşım daha veririm diyor. Ama yanımdaki her biri... Her biri için. Hayır öyle demiyor işte. Artı bir additional food if adjacent. Artı bir food if adjacent to us sea source. Yanımda sea source varsa... İki sea source olursa... Yanımda sea source varsa artı bir diyor. Bu mutlak değer bu. Absolute value söylüyor. Yanımda bir... Hiç demiyor abi. Yanımda bir sea source varsa bir bunu veririm. Ayrıca governor varsa bir de bunu veririm. Kaç tane olduğuyla ilgilenmiyor. Ben de zaten onu öyle düşünmüştüm. Artı bir production da veriyor. Aquaculture'la eğer kız varsa. Eğer kız varsa. Ha. Kız yoksa bir food, kız varsa bir de production. Sen tamam, yine de yani. Önce ortaya yaparsın. Üçünün ortasına yaparsın. Belki hepsinden biri alır ama sanmıyorum ben de. Ben almayacaktır.
Ulan Batur'a geldim. Ulan Batur. Moğolistan'ı gezen gezginlerimiz var şu anda. Ben burada ne var acaba? Ya bakacağım. Yani şuraya gidenleri bak korumaya geldim ben aslında ama burada pek bir şey başına bir iyi yok. Mösyö'cüğüm burada gördüğünüz karayı da buldum. Yellow Sea. Oo. Burası. Şunu bir görelim. Şunun adı Yellow Sea değil mi? Öyle galiba. City State mi çıktı orada? Söylerdi çıksaydı abi. Bir an City State çıktı mesela. Orada bak kal, şimdi çıktı. Kal. Hattuşaş kutupta bir eski Moş şehri. Katapult olursa çok güzel bir eski Moş. Çok güzel olur diyor. Herkes bulmuş Hattuşaş'ı zaten. Bir bilim şehri. Kutup bilimi tabir ettiğimiz. İglo geometrisi falan böyle şeylerle ilgileniyorlar. Tur geçtik mi? Yok, geçtim. Şimdi geçiyoruz. Tur geçtikten sonra şeye bir bakalım. Şuna. İspanya'ya. Vermemiş efendim. Acaba nasıl hesap ediyordu o ya? Bilmiyorum. Belli bir miktar toplayınca çalışıyordu. Hayır bu değil herhalde. Abi. İspanyola bakacağım. Bu değil. Yanlış yerim İspanyol. Vermiş. Kaç gold verdim? Verdiğin gold 10 gold verdin. 10 puan aldın abi. Peki kaç ya puan? Ya bu şu demek 10 puan işte aldı şu anda. Kaç puana? Diğerleri sıfırda. Ha. Abi yarış kesin sen. Şu an en önündesin. Tamam. İyi güzel. Gerektiğinde vereceğiz. Paramız olursa bakarız. Evet. Sand 8 Project yani kaç puan ekliyor oraya? Hiçbir fikrim yok desem. 200 Production'da Sand 8 ne kadar para puan kazandırıyor bize? Ona vakit harcamak yerine biraz para verip bu işi kazanıyorsak zaten değil mi? Bir bilelim yani. They also provide special bilmem ne. Yani Sand 8'i hızlı yapabilirsen ki bu çağda biraz zor. Çünkü 200 Production diyor. 200 Production'ı bu çağda yapmak var. Fabrikalar varken yapmak var. Çok farklı ikisi yani. Yani şu Sende'de an... 200 production harcayacağını o ülke Wander yapsın daha iyi yani. O şehir. Yani 200 production'ı 2 round'da yapabiliyor olabilirsin gelecekte. 200 points'miş. Her bir şey. 200 paraya tekabül ediyor yani. Evet. Her bir ney? Her bir Sende'ydi mi? Her bir Sende'ydi project 200 para. Yani. 200 production ya da 200 para ver. Hangisini vermek istiyorsan diyor. Peki makul. Para daha biz değerli. Biz 50 para kazandığımız için para aslında. Mı daha değerli, production mı daha değerli sen karar ver diyor. Ya sen de 8 yaparsan zaten kazanıyorsun o yarışı büyük bir ihtimalle. Kimse öyle 200 gold falan vermiyor. Niye abi? Adamı bir de 200 gold verirse? Burası setleri ya, aynı. Geçen oyunda yapmıştık kimse bir şey vermemişti. Bir tek biz vermiştik. Bu çok güzel. Bir örnekle ortalama alıyorsak evet. Olmuyor öyle. Tabii. Sanmıyorum 200'ü verdiklerini. Abi ama 200 gold da değer. 200 gold da aynı. Ya adam için gold daha değerli olabilir onu demek istiyorum. Production daha ucuz olabilir. Adamın büyük bir ihtimalle ki adamın bir yıldığını bilmiyoruz adamın. Şöyle abi, şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kere zaten yarışan 3 tane nation var gibi görünüyor aid requestlerde. Evet. Bu da şu demek. Zaten Gılgamış şeyde kaybetti. -30 -30 her tur yiyor. Bu gitti. Kızılderili yardımı meselesinde Gılgamış devre dışı. Filip İspanyol zaten yardıma muhtaç olduğu için o da yardım etmeyecektir diye tahmin ediyorum. Bilemiyoruz. Bunun kim olduğunu bilmiyoruz. Bir kişi daha var oğlum. Bilmiyoruz. Bir tek bu var. Ahmet Player var. 4, 5, onun kıtasındadır büyük ihtimalle. İki kişi daha var haritada bizim bilmediğimiz. Evet. O önemli mesela. Onlar kim abi? Bu kadar dünyayı dolaştık da bu herifleri niye tanımıyoruz biz? Çünkü biz İspanyolların olduğu yere hiç gitmedik abi. Yeni City State, Zanzibar. Çok güzel. Drama poetry, bilmem ne bir şeyler. Evet evet abi tabii. Nedir? Ama paralı Zanzibar'da. Paracı yer yani. Paracı Zanzibar. Bizim lazım. Sevdiğimiz. İşte envoy lazım bana. Burası nasıl bir yer? Böyle bir yer. Şurayı gör. Peki. Burası nasıl bir yer? Ha, burası. Bir küçük ada daha. Orada bir kara parçası var. Bundan sonra geyik yapmak isteyeceksin galiba Mösyö'cüğüm. Muhtemelen evet. Oraya götürünüz yapsın orada. Geyiğe git. Ya gitme ya burada dur. Çünkü zaten daha bayağı var. İki nüfus sonra yani iki olacak. Üçüncü nüfusta geyiğe gideceğiz. Değil mi? Evet. Bekle abi orada. İki tane balığın var. Bu iki balığınla senin nüfusun büyüyecek. Çok hızlı büyüyünce balığı alacak. Bir daha büyüyecek. İşte kalçığı nereden bulacağız sanayı? Bulamıyoruz. Parayla şey yapıyoruz.
Ben buraya kadar geldim. Devam. İn, devam et. Devam. Bu Marco Polo işte. Moğolistan'da geziyor. Kubilay Han'la falan konuşacak. Bir şeyler yapacak. Kubi! Kaşif! Ondan sonra kıçından hikaye uyduracak. Ama çok zengin bayağı olacak. Bayağı da Moğol tek başına bir kıtayı almış yani. Abi o iyi bir şey. Ne kadar bize benziyor. Dünyanın geri kalanı... Bizimkinin de yarısı kadar abi. Herifin kıtası bu arada yani. Dünyanın geri kalanı için iyi bir şey. Moğol'un yanında kimse olmaması. Yanında o çok durabiliyorsun ya. Burayı da şey yapmak lazım ya. Tam şeye benziyor. Karayip adalarına benziyor. O isimleri verelim. Saint Kitts, Nevis falan, Barbados. Burası dediğin bura mı? Bu bölge. Senin bölgen değil mi burası zaten? Senin bölgen de burası değil mi? Yok. Benim ha, yok değil. Değil. Değil, değil. Bence de Mösyö'cüğüm. Ben daha çok pasifi yazacağım. Gerçek sandviç adaları da bu arada nerede bilmiyorum ama hani çok siz bilirsiniz Mösyö'cüğüm. Falkland'ın doğusundaymış efendim. Pasifik'in şeyinde yani. Pasifik demişim. Valla burada bir tane... Atlantik'in en güneyi. Aa, o zaman yukarıdaki ada işte. Bizim ortadaki yapacağımız bir tane şey var ya. O sandviç adası olabilir. O sandviç öyle adası zaten. Olur. Burası sandviç. Saint Kitts, Bahamalar falan. O değil, o değil. Yukarıdaki. Burası abi sandviç. Hawaii diyor. Hawaii. Ha, burası sandviç adası olsun diyorsun. Orası sandviç adası. Ha, olabilir tabii. Hawaii'den daha güzel. Hem de Falkland'ın hemen yanındaysa Mösyö'cüğüm. Sandviç adası olabilir. Çünkü kuzeyde abi. Hawaii olmaz o kadar. Ama orası kuzeyde. Amerika kıtası arkadaşlar. Orası zaten ana karaya bağlı. Öyle düşünün. O yüzden orası Isle of Wight. Bir de Pasifik abi. Dikkat ederseniz Pacific Ocean yazıyor orada kocaman yani. Bilmiyorum. Pasifik orası İngiltere'den bir isim olmalı. Hawaii'nin hemen üstüne Pacific Ocean yazıyor abi. Burası hani. İngiltere'den bir isim olmalı. İngiltere'den bir ada olmalı. Evet. British Virgin Islands. Yani işte. Bu, onlar nerede? Onlar da dünyanın öbür ucundadır abi. Dünyanın öbür ucunda olmayan İngiltere'den bir ada bulun diyorum size. İngiltere'den bir ada bulun diyorum. Bulmuşum. Adamlar gidip dünyanın öbür ucunda... Adası diye isim bulmuşum. Hala beğenmiyorsun. Settler yaptım. İyi ettin. Royal Navy Dockyard'ını yapar mısın? Herkes... Gerçi biz neye bafladık? Askere bafladık. Navy Dockyard yapıyoruz. Bu da yanlış ama. Askerimiz yok diye bağıra bağıra. Asker yapar mısın? Evet sen? Ama ben hala Navy değil. Dockyard diyorum yani. Abi o zaman niye asker... Ha, o tesadüfen oldu. Biz seçmedik. Biz seçmedik abi. Peki. Royal Navy Dockyard. Abi bir de her yerde dolaşan, mesela şu anda ağzımızda bir tane barbar gemisi var şehrin böyle limanına park etmiş yani. Nerede o? Ona ok atsana da oğlum. Niye orada duruyor herif ya? Allah Allah. Hadi son gemi bükücü hadi. Get. Bir gitti. Settler sen karadan abi. Abi öyle değil ha. Hayır abi ha. Settler'cim. Worker'la yer değiş. Evet. Kıyı kıyı git işte. Oh. Saint Basili buradan sildim. Ay, yol ben. Da var arkadaş. Neyin talebi? Worker var orada diye var rahatsız olmuş. Bir şey olmuşlar. Bu Edinburgh'ün Allah, nüfusu bu arada 4'e çıkmış. 4 iyi. Bir bakalım. Mesela böyle şeyler yapmaya başlamış Edinburgh. Onu bir düşünelim ne yapacağız diye. Geyi yapmamış galiba. Yapmış mı yaptım, geyi? Yaptım. Var orada kamp. Ben şimdi Saint Basile'de olmadığına göre ben çok iyi bir şehir değilim artık. Dolayısıyla bence şuraya benimle çok kasmayın çiftlik yani. Çiftlik yapın. Çiftlik evet. Yapabiliyor musun tepeye? Çiftlik yok şu anda yapamam. Buraya çiftlik yapabiliyorum. Bence bu şehre çok fazla kasmayalım. 4 nüfus hani. Olur. Öylesine bir şehir oldu. Allah'ın İskoçları işte. Buraya da bir herhalde district yap diyeceğiz herife. Saçma sapan oradan bir şehir bir burası petrol. Yani. Bir petrol, bir uranyum, bir tane niter çıkacak oradan. O zaman yaparız işte. Şu anda ellemeyelim ama bir tane nüfusuna bir şey su verelim herifin yani. Şu mine'i veriyorum. Mine'dir. Bir şeyler yapsın. Ha. Sayın Settler, öbür babaya geç. Linked ol, LinkedIn. Git dinlen. Hop oradan bir şey geçti. Şimdi siz link oldunuz mu? Ferhat abi. Olduk. Ha. Senin şehrine gidiyorum. Buralara. Neresi orası? Şuraya şehir kursana gelin diyor. Olmuş, Worker'ın gidiyorsun. Da burada çalışır diyor. Fena demiyor ha. Biz abi götümüzü sağlama alalım. Buralara Worker çalışır diyor bak. Bence mükemmel. İki tane de deniz kertenkelesi alıyor. Millet gelmiş chat doluymuş bu arada. Ben şimdi yeni gördüm. Onlar da bizi yeni görmüş zaten. Hoş geldiniz. Bir inek, iki taş, iki tane...
bir Manahos inek, gelmiş, iki krep alıyor. Manahos'u efendim siz Mösyö'cüğüm geçen oturumda Manahos'u Lord of the Spearmen mi ne bir şey ilan etmişsiniz. Belki kendisi hatırlıyordur. Kendisi gelmiş Lord of the Spears mı bir şey ilan etmişsiniz Manahos'u. Ferhat abi öyle burada öyle bir şey demişsiniz. Abi bence oraya değil ya. Bence karaya ana karaya kurmak lazım. Bence abi bak iyi. Orası düşün. Da iyi gibi sanki. Oradan da bayağı çünkü şey alabiliyoruz tile'ı. Boş yerler var yani. Ha, ama şöyle abi. Ama alırım. Şöyle düşün. O küçük adaya kurarsan loyalty problemi olmadan başlıyor. Ama burada da loyalty problemi eksi 7. Bir şey değil. Ciddi değil yani. Bir şey olmuyor yani. Buraya peki kurarsan abi, eksi 11. Orası üstüne çıkarım. Üstüne taşarım. Bendimi çiğner aşarım falan diyor. Ama oraya kurarsak 1, 2, 3 taneyle kaplumbağa alıyoruz. Alıyoruz balığı alıyoruz. Daha iyi. Anakaraya çıkmak o bakımdan daha iyi. Burası sadece savunma balığı bakımından. Balığı nasıl alıyorsun abi? Balığa yetişmiyor. Balığa yetişmiyor. Taşın üstüne kurmak bir fikir olabilir. Bu taşın mı? 3 taş zaten çok ya. Evet. 3 taş mı? 1, yani 2, oraya kurup bak oradan bir krep. Bir balık bir şey alıyor. Yani şurayı alıyor işte. Şu balıkları alıyor. Buradan da bir iki taş alıyor. Aynen. Buradan bir tane bir taş daha var. Dünyanın bir bütün taş taşları daha yetişirse alır. Dünyanın bütün taşları bu bölgede. Burası taşlık bir yer. Yani, Ferhat abi ona göre düşünelim. İngiltere'den rock bir şey. Bir şey rock falan gibi bir isim bulmak lazım. Öbürü de öbürünü de yan adaya kurduğunuz zaman büyük olan adaya. Buraya o diyorsun. Da 3 tane yine seesaw alıyor. Taş yani alıyor. Bir krep, iki krep, bir amber alıyor. Yine bir taşı oluyor. Harbor'ını yapıyor. Harbor'ını yapıyor. Harbor Lighthouse'un Harbor yapar be. Şuraya falan yapar herhalde yani. Evet. Harbor'ın Lighthouse'u kurman gerekir. Niye bu herhangi bir yere kur canım? Şehrin 3 kare içinde Harbor'ı yapabilirim. Şu iki şehri. Adjacency bonus peşine koşuyorum ben de. Ha. Ama yani yapamıyorsan da yapma. Sonuçta Harbor Trader'la gelen bir şey. Çok değerli Harbor. Ferhat abi. Güney Amerika şu valisi. Aşağıya... Tamam. Güney Amerika valisi de ek olarak. Şu oraya değil. Oraya değil. Burayı bir gör diyorsun. Şu resif. Resife. Resif. Aşağıdaki resif. Yok bir şey. Yokmuş. Ama iki tane balık var sağ tarafta. O ikisini alacak şekilde de olabilir. Bakalım. Sayın Güney Amerika valimiz. Nereye gideceğimizi sonuçta siz karar vereceksiniz. Dük Ferhat Karakale. Neresidir efendim? Kuzey boş mu bu arada? Bura. En son baktığın yer. Bura, burayı mı diyorsun? Sağ. En son şeyin geminin baktığı yer o bölge. Yani boş. Ama yani biraz. Onun yanında bir yer daha var bu arada. Ha, burada bir yer adalar, daha var. Adalar. Oraya mı bakalım diyorsun? Sonuçta bak, orası bence başka bir kıta. O zaman sen Güney Amerika valisi değilsin. Kendini öyle sanıyorsun ama sen aslında Kalaharya valisi olacaksın. Olur. Güney, Amerika, Güney Amerika'ya iki Güney Amerika tane değil şey arkadaşlar orası. Bence buraya iki şehir kuracağız. Şuraya iki şehir kuracağız. Ondan sonra Güney Amerika ve Kalaharya valisi olur. Hayır canım Kalaharya'yı da ben yönetirim. Ne olacak? O bir sorun değil. Siz şimdi ana kıtayı kim yönetecek? Olmaz. Çocuğum var, oğlum var. Ferhat abi o tarafa git diyorsan o tarafa. Buraya diyorsan buraya. Burası daha yakın bir tamam, kere. Oraya gidiyorsun abi. Orası yakın. Oraya gidelim zaten. Fikir tamam. Değiştirmeyin. Şu taraf. Şuraya bir gelelim önce arkadaşlar. Sen de burayı bir gör bakayım. Bitti. Gelin olmuş gidiyorsun. Ay. Allah. ne yapacağım? Şey görüşeceğim. Dönünce canavar oo, çıktı. Beraberlik diyor. Ya benim burayı savunurken artım var mı yok mu? Ben bunu bilmiyorum. Civilization 3'ü mü hatırlıyorum hani yani. 5, 4'te vardı galiba. Ne bileyim ben ama yani sanki savunmada daha iyiyim gibi geliyor ama no. Cost'un bonusu var mı? Defense bonusu. Cost and Lake. Yok. Tamamen boş konuşuyorum. Saldırayım mı ne dersiniz? Ya bence saldırma. Saldın o saldırsın ki dayanıp kötü olursa kaçarım. Kötü olursam kaçarım kendimi kötü hissedersem. Bu manyak açık denizde kendi kendine geliyor buraya. Bak bu adam kim bilmiyorum. Atın beni denizlere çok diye geliyor. Çok manyak bir arkadaş bu yani. Tek başına böyle gerçekten şu anda Vangelis 1492 çalıyor yani böyle. Diye geliyor Allah'ım manyak. Abi nazar değdirme şu an bir oğlum, kaçacak dünyanın, bir şey. Dünyanın balık.
balık başkenti olmaya geliyor kendisi zaten yani hani. Arkam Rulo beni kovalayanlar var. Kartografi. Abi yanımızda aa, galey var. Galey de değil. Galey. Vangelis gaza getir. Hayır be, buranın galeyi o. Ferhat abi, bu zaten barbar.